Yağmurlu bir günden herkese merhabalar arkadaşlar. Preciz, 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 preciz. Arkadaşlar çok kısa bir hatırlatma yapacağım. Hayvanların gıda ihtiyaçlarına katkıda bulunmak isteyen izleyicilerimiz için videomuzun açıklamalar bölümünde mama kumbaramızın linki mevcut. Oradan linke tıklayarak herhangi bir mama arkadaşlar bütçenize göre veya yine aynı şekilde bütçenize göre mama kartları mevcut. Sizden ricam arkadaşlar duyarsız kalmayın lütfen. Şu an için sadece Esra Hanım'dan gelen 200 TL'lik bir mama kartı çekimiz bulunuyor arkadaşlar. Bunun dışında herhangi bir birikim yok kumbarada. Bilginiz olsun. Zaten birikime göre arkadaşlar tekrar bilgi vereceğim her videoda. Mama yerine kart yollarsanız arkadaşlar bizim için daha iyi olur. Çünkü mamaları ben kendim seçeceğim. Hangi mamaları yediklerini ben bildiğim için. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Videomuza devam edelim. Ben de yaklaşık arkadaşlar 2 saati buldu geleli. Dün tavuk haşlamıştım arkadaşlar. Bir kısım çorbada kullandım. Yarısından fazlasını dün kullandım. Bugün de şu an için dolapta var. Evde yani. Bu arada evde temizlikçiler var. Artı halam var. Babaannemin balkonunda arkadaşlar halı falan çırpıyorlar. Ses geliyor. Dikkatim dağılıyor. Size de gelebilir. O yüzden kusura bakmayın. Bir taraftan da yağmur yağıyor arkadaşlar. Safinaz'ın yavruları çatı arasındalar. Mamalarını koydum. Sularını tazeledim. Diğer kediler burada arkadaşlar. Her iki odanın kapısı kapalı. Birazdan oradaki kedilere de bakacağız. Son durumları değerlendireceğiz arkadaşlar. Bıdıkcan! Bıdıkcan! Dediğim gibi dün arkadaşlar tavuk çorbası yapmıştım. Akşama doğru tekrar geleceğim. Kullanmadığım bir kısım daha tavuk çorbamız mevcut. Onu da getirip vereceğim. Yaş mamamız bitti arkadaşlar. Çok az bir şey, yarım konserve kalmıştı. Onu da bugün kullandım arkadaşlar. Ariana'ya verdim. Biraz da yakışıklıya verdim. Zaten çok az kalmıştı. Az bir şeyle çitanın önünü şurada ezip arkadaşlar püre haline getirdim, verdim. Daha sonradan çitanın yavrularının yanına gittim arkadaşlar. Onlara biraz tavuk göğsünden arkadaşlar didikledim. Yavru kedi mamasıyla karıştırdım. Çitanın yavrularının son durumuna da birlikte bakalım. Evet, çitanın yavrularını izledik arkadaşlar. Herhangi bir sağlık sorunları yok. Sağlıklılar, kanlı canlılar. Şimdilik o şekilde idare ediyoruz. Umarım sürekli bu şekilde hayatlarına devam ederler. Prenses biraz önce geldi arkadaşlar. Yavru kedi mamasını yemiyor. Zaten ablaya biliyorsunuz mama teslim ediyorum prensesin bölgesine. 3 tane yavrusu var prensesin. Artı prensesin kız kardeşinin de 3 tane yavrusu var. Toplam kaç kedi var? 2 yetişkin. 6 yavru, 8 tane kedi var yani arkadaşlar. Yeşil, yeşil, yeşil. Yeşil. Ulan şerefsiz. Şerefsiz. Korkma, korkma, o karışmaz sana. Birazdan bunu içeri koyacağım arkadaşlar. Daha sonra eve gideceğim. Biraz gezsin, oynasın diye salmıştım. Bayağıdır dışarıda benimle birlikte buralarda geziyor. Kedilerin tuvaletlerini falan yeniledim arkadaşlar. Bahçeden toprak aldım. Çöp birikmişti. Çöpü götürdüm, döktüm. Bu arada geçen gün arkadaşlar şu pisi otları var ya, pisi pisi otu mudur, pisi otu mudur, diğer adı arpa otu. Geçen gün arkadaşlar bıdığın sağ gözüne alt kapak yani arkadaşlar alt göz kapağına batmıştı. Çok az bir şey de kökü görünüyordu. Allah'tan erken denk geldi arkadaşlar. Tamamen kaybolmamış yani ot. Mama yerken arkadaşlar cımbız aldım. Cımbızdan hızlı bir şekilde hemen çektim. Çünkü başka türlü bıdık çok korkak arkadaşlar. Ödlek izin vermiyor, tırmalıyor. Mama yerken dediğim gibi cımbızla tutup hemen çektim. Biraz da göz içindeki yapışkan sıvıyla birleşmiş arkadaşlar.
O yüzden çekerken zarar vermedi. Ama bayağı da bir girmişti yani. Çok da öyle kolay yumuşacık bir şekilde çıkmadı yani. Tereyağından kıl çeker gibi çekmedik. Çok tehlikeli bir ot. Ne yapacağız bilmiyorum. Mahallenin her tarafında var. Evin de her tarafında var arkadaşlar. Şimdi yakmaya yakılır ama şöyle de bir durum var. Yangın çıkma ihtimali de var. Biraz daha kurusunlar. Kontrollü bir şekilde en azından bizim evin civarındaki otları yakabildiğim kadar yakmaya çalışacağım. Geçen gün de arkadaşlar o ottan önce bunu kızlara İçinde yavru kedi maması var arkadaşlar. Tırmalıyorlar. Geçen gün bir paket yırtılmıştı. Kovaya tekrar koydum. Ağzını kapattım. Yırtmasın yine. Meraklı hayvanlar biliyorsunuz. Direkt içeriye girmeye çalışıyor. Patisini uzatıyor. Ambalajı yırtıyor. Yışık. O bu iş. Oğlum senin şümeğini ne yapmış? Şümenişi değil mi? Şurada bir kanaması var arkadaşlar. Çenesinin altında. Oğlum yukarı bak. Bak. Biraz önce antibiyotikli merhem sürdüm. Kurumuştu, uzun zamandır var aslında arkadaşlar. Küçük bir yara. Arada kaşıyor, kan atmış. Bugün biraz yayılmıştı kanaması. Temizledim önce ılık suyla, pamuğa banıp. Daha sonradan dediğim gibi antibiyotikli merhem uyguladım. Sarı kantaron yağı yok. Gidersem arkadaşlar aktarıdan alacağım. En azından pamuğa banıp bir kere de sürüyorsunuz, daha erken iyileşiyor. Hem dezenfekte de ediyor. Bir de kedilerin gözünü arkadaşlar yine dezenfekte etmek için, yanlışım yoksa veteriner tavsiyesiyle not almıştım ama ismi hatırladığım kadarıyla kristalin olması lazım. Sprey. Dezenfektan arkadaşlar. Bir tane de ondan alayım. Cingöz. Bahadır da Cingöz'ün peşinden koşuyor. Arkadaşlar o otlardan inanılmaz var. Tam bakın o otlarla alakalı bir şey söyleyecektim. Geçen gün Bıdık'ın kardeşi Behlül'de de aynı muhabbetler vardı. Yalnız göze girdiğini ilk kez gördüm. Onun da Bıdık'la bir imtihan oldu arkadaşlar. Dediğim gibi çıkardım. Onun dışında Behlül'ün arkadaşlar ağzının içinde vardı. Yanak kısmıyla arkadaşlar diş eti arasındaki boşluğa girmiş. Üst tarafta arkadaşlar. Sol kısımda. Her ikisi de arkadaşlar 3-4 gün arayla iki kez bu hayvanın başına geldi. Behlül'ün başına geldi. Onu da yine dediğim gibi ağzının içine baktım. Kökü görünüyordu. Bayağı da bir batmış. Bağırıp çağırıyor zaten arkadaşlar. Tepki veriyor. Bir de onun alt dişlerinde problem var. Yani uzun zamandır idare etmeye çalışıyoruz ama mutlaka onun da tedavi edilmesi lazım arkadaşlar. Şu an için imkanlar yok biliyorsunuz. Olmadığı için tedavi ettiremiyorum. Dişlerinin belki de bir kısmının çekilmesi lazım. Yani yaşam kalitesi de düşüyor hayvanın. Ağrımasından iyidir arkadaşlar. En azından kuru mama yiyebiliyorlar, dişleri çekilse de sıkıntı olmaz. Zaten dediğim gibi hepsi değil yani, sadece sorunlu dişleri. Sol tarafta arkadaşlar alt dişlerinden birkaç tanesi belki çekilebilir. Artı bir tanesi de zaten kırılmış. Yavruken bunun başına geldi arkadaşlar, 5-6 aylıkken. Ne oldu bilmiyorum, artık bu pisi otu mu yine gitti battı. Başka bir şey mi yedi oldu, nasıl bir enfeksiyon kaptıysa. O günden sonra arkadaşlar o dişleri bir türlü toparlayamadı. Bu arada güneş taştı. Yani daha önceden bu şekilde bir diş muhabbetine inanın hiç rastlamadım. Daha yaşlı olgun kediler var. Onların dişleri bile tertemiz. Ama Behlül'ün şanssızlığı arkadaşlar. Maalesef bu durumla karşı karşıya kaldı. Dediğim gibi uygun fırsatı bulabilirsek arkadaşlar mutlaka tedavi ettirmemiz lazım hayvanı. Kapsamlı bir şekilde dişlerinin filmi çekilmesi lazım. Çenesinin incelenmesi lazım arkadaşlar. Uzun tüylü olduğu için otlar da batmaya müsait arkadaşlar. İnanın elimde tarak. Sürekli hangisi gelirse üzerinde o otlardan var. Yani binlerce var arkadaşlar, binlerce. Bıktım temizlemekten. Biraz önce Bahadır korktun mu Orişim? Bahadır'ım.
Biraz önce bağların üzerinde de vardı arkadaşlar. Okulun bahçesine gidip yatmış. Arthur da oradaydı. Arthur'da da vardı. Şu an Arthur içeride. Arthur'u temizledim. Bunun da biraz temizliğini yaptım. Biraz karın bölgesinde var. İzin vermiyor arkadaşlar. Oyuncu ya. Yani oyun karışık, tırmalamaya çalışıyor. Elimizi kaptırıyoruz. Arkadaşlar arpa otu dediğim ot bu ot. Aynı zamanda diğer adı da pisi pisi otu. Tek yönlü bir ot arkadaşlar. Tek yöne doğru hareket ediyor. Arkaya doğru imkansız, yani geri gelmiyor. Olduğu yerden ilerliyor. Muhtemelen sizin de başınıza gelmiştir. Belki gezdiğiniz ormanlık alanlarda veya daha böyle patika yollarda arkadaşlar, yabani otların arasından geçmişseniz çoraplarınızın arasına batmış olabilir. Çok illet bir ot. Bütün hayvanlar için gerçekten çok zararlı bir ot. Kediler ve köpekler için arkadaşlar. Köpeklerde de kulak içine girme durumu söz konusu. Enfeksiyona da sebebiyet veriyor bu otlar. Gözlere girebiliyor, kulaklara girebiliyor, ağız içine batabiliyor arkadaşlar. Bunun dışında pati aralarına batabilir. Deriden içeriye eğer biraz batmışsa, ilerlemişse arkadaşlar, vücuttan içeriye de girebilir. Tabii o ihtimal pek olmuyor ama yine de var yani arkadaşlar. Bahsettiğimiz lanet olasıca ot, işte bu ot arkadaşlar. Prenses, yağmur yağıyor kızım. Prenses, bugün için bir şey yok. Akşama doğru gelirsen çorba içersin. Elimde başka bir şey yok. Prenses. Işık. Arkadaşlar orada yağmur yağıyor şu an için. Safinaz'ın yavrularının yanına gidemeyeceğiz. Çatı arasındalar. Mamaları var zaten. Suları da var orada. Bugünlük kalacak. Onları size gösteremeyeceğim. Biz şimdi bir içeriye geçelim. İçeriden devam edelim arkadaşlar. Bu arada hamile kedilerden, biliyorsunuz bu hamile olmadı Cingöz. Doğum falan yapmadı. Sadece Bayan Mickey yaptı. Bir bakalım nerede o? Biraz önce buralardaydı. Onun doğum aşaması yaklaştı arkadaşlar. Bayan Mickey zaten şu renkte. Tekir kürkü. Prensese benziyor arkadaşlar. Küçük ama. Şu an için muhtemelen 9 veya 10 aylık gibi bir şeydir. Prenses olgun yani. Ortalama 3 yaşında olması lazım prenses. Değil mi prenses? Prenses. 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 Yağmur düşün git kızım. Birkaç gün sonra tekrar uğrayacağım arkadaşlar. Mamaların durumuna bakacağım. Siz mama kumbarasından destek olmaya çalışın arkadaşlar. Yani 3-5'in hesabını yapmayın. 50 TL'den 1500 TL'ye kadar kartlar var. Şu hayvanlara bir yardımcı olalım lütfen. Elinizi korkak alıştırmayın. İçeriye geçelim. İçeriden devam edelim. Arkadaşlar zaten çok kısa bir video çekeceğiz iç kısımda. Dışarıda bayağı bir uzattık çünkü yine gevezelik yaptık. Arthur yatıyor. İki yavru şu an süt emiyorlar. Artı bir tanesi yatıyor. Diğeri buraya girmiş. Biraz önce biri daha buradaydı. Tekrar çıkmışlar. Bu arada yürüyorlar arkadaşlar. Sürekli geziyorlar. Zıpırlar. Dün cinsiyetlerine baktım arkadaşlar. Bahadır'a benzeyen dişiymiş. Diğer bir tane daha var. Kimseye benzetemediğim. Şu an için benzetemiyorum. O da dişiymiş arkadaşlar. Tosbi'ye benzeyen var. Tosbi'ye benzeyen erkek. Yani Tosbi'nin oğlu, Bahadır'ın kızı. Diğerini de bilmiyorum arkadaşlar. Karşılıyor. Aryana. 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 Durumlar nasıl kızım? Keyfin nasıl? Tamam. Ben giriyorum. Sen aman. Biri emiyor. Emiyor mu? Yatıyor mu? Tam anlayamadım. Arthur da burada yatıyor arkadaşlar. Okulun bahçesindeydi. Çağırdım. İçeride yatsın. Onlar zaten Ariana'yla aynı doğumda arkadaşlar. Dünyaya geldiler. Kardeşler. Yakışıklı da bunların kardeşi. Çitanın yavruları yani bunlar. Dur bunu da koyalım. Bu mu yavruyor da? Ariana kızım. Korkma. Mamaları var arkadaşlar. Zaten annelerine yaş mama vermiştim. 2-3 saat sonra tekrar geleceğim. Biraz dinlenmem lazım. Eve gideyim. Şimdi diğer odaya gidelim arkadaşlar. Gözlerinde bu arada problem yok. Bilginiz olsun. Temizliyorum da zaten arkadaşlar. Şu an yatıyorlar. Çünkü bazen arkadaşlar o sulanma yapıyor ya. Uyudukları zaman kapanıyor. Uzun süre yatıyorlar ya. Tek gözü kapalı kalıyor.
Daha sonradan tekrar açıyorlar. Ben yine de tabii temizliyorum ama hassaslar. Bu zamanlarda çok fazla uğraşmamak lazım. Yani merhem de var, damla da var. Çocuklar. 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 Bakın bu mesela dün tamamen açıktı arkadaşlar. Şu an yine tek gözü kapalı. Hep birlikte yan odaya geçelim arkadaşlar. Buradan bu kadarlık yeterli. Çakır burada yatıyor şu an arkadaşlar. Geziyordu biraz önce. Çıkmaya çalışıyor tabii. Müsaade etmiyorum biliyorsunuz. Gözü tamamen iyileşene kadar arkadaşlar. Yani yarası tamamen iyileşene kadar salmayacağım. Herhalde maksimum en fazla bir hafta daha durur arkadaşlar. Daha sonra da yakayı çıkarıp salacağım. Şimdilik damlalarını uyguluyoruz arkadaşlar. Onun dışında iki anne kedi buradalar. Süt anneleri Gülizar var şu an arkadaşlar. Bir de gerçek anneleri var. Artı iki yavru bebek kedi var. Toplam dört kedi yani iki yavru, bir süt anne, bir de gerçek anneleri. Onları rahatsız etmeyelim arkadaşlar. Yatıyorlar şu an. Pozisyonları iyi yani. Şu an için arkadaşlar odanın durumu bundan ibaret. Toplam 5 kedi var içeride. Diğerleri dışarıdalar. Yalnız bu arada arkadaşlar yetişkin kedilerden uzun zamandır görmediklerim var. Toşo hiç gelmiyor. Bu kadar zaman hiç aksatmazlar arkadaşlar. Acaba başına bir şey mi geldi? Belli bir yaşı da almış bir kedi ama sağlık durumu iyi gerçekten. Son zamanlarda biraz da toparlamıştı. Eskiye göre. Kışın çünkü zayıflamıştı arkadaşlar. Yazın yani bu son dönemlerde yaza girerken daha doğrusu kilosu falan güzel olmuştu. Biraz daha yani heybeti yerindeydi. Pamuk var arkadaşlar. Pamuk zaten sürekli gidip geliyor. Kenan abinin bahçesine gidiyor. Genelde orada da beslenme yapıyor. Kenan abinin kedilerinin yanında takılıyor. Buraya geliyor. Zaten arkadaşlar robot gibi buralarda geziyor kuyruğunu dikip. Bölge liderliğini kovalıyor anlayacağınız. Arada o saldırgan kediyle kapışıyorlar. Atışma oldu arkadaşlar. İlk hamleyi Pamuk yaptı. Üzerine atladı. Biraz tırmaladı. Daha sonradan dengesini kaybedip kedinin burnunun dibine düştü. Daha sonradan aşağıya indim arkadaşlar. Bizim kapıya taraf gelmişler ben aşağı inince. Tekrar bir bağırtı, çağırtı, gürültü koptu. Ama hangisi saldırdı ne oldu bilmiyorum. Ben gelince yine kafa kafayalardı yani. Birbirine bağırıyorlardı. Daha sonra da ben ayırdım. Pamuk benimle birlikte tekrar bahçeye geldi. Yani o kedi direkt gelip pamuğa saldıramıyor arkadaşlar. Bazen geceleri de ses geliyor beni uyandırıyorlar. Kovuyorum. Kavga etmeden ayrılıyorlar bir şekilde. Ama ileride ciddi bir kavga edebilirler mi? Evet, edebilirler. Şu an için durum bundan ibaret. Pamuk'un kardeşi yok arkadaşlar. Kişo dediğim bir kedi var ya, sarman. Yine uzun zamandır gelmiyor. Bir tuhaflık var. Bazen yapıyor yani. Daha önceden biliyorsunuz. Daha doğrusu eski izleyicilerimiz bilir. Onlar da nedense piyasada yoklar şu an için. Hep öyle oluyor. 1-2 ay düzenli izliyor insanlar. Daha sonradan ortadan kayboluyorlar. Bu arada Melek Hanım vardı ya. Melek Hanım gerçekten merak ettim. Galiba başına bir şey gelmiş ki yazmıyor. Çünkü çok düzenli izliyordu. Kanala çok destek oluyordu yani izleyerek. Sürekli yorum atıyordu, videoları beğeniyordu. Bildirim zili de kadının yani sürekli açıktı. Herkesten önce her zaman Melek Hanım izliyordu. Uzun zamandır hep aklımda bahsetmek istiyorum. Hep kaldı arkadaşlar biliyorsunuz, koşuşturuyorum. Bir takım sorunlar yaşadık. Kedilerin sağlık durumuyla alakalı arkadaşlar. Öyle kaldı yani, bir türlü bahsedemedim, anımsayamadık yani, buradan dile getiremedik arkadaşlar. Umarım iyisinizdir Melek Hanım. Eminim ki videoları şu an izlemiyorsunuz. İzleseniz zaten yazarsınız. Kadın sanırım bir aydan fazla oldu arkadaşlar. Hiç yazmıyor bilmiyorum. Demek ki ya özel hayatında bir problem oldu. Ya da belki de başına bir şey geldi. Bir takım sağlık sorunları yaşamış da olabilir. Eminim yani, şöyle eminim arkadaşlar. Yoksa Melek Hanım kesinlikle kanalı sürekli izleyen bir izleyicimiz. Dediğim gibi umarım iyidir. Herhangi bir problemi yoktur. En yakın zamanda aramıza döner. Buradan tekrar kendisine selamlarımızı iletelim. Bunun dışında arkadaşlar Şaro yok. Yine ortalarda yok yani. En son zaten her gördüğümde arkadaşlar böyle bir zayıflamış.
Üzerinde otlar, pislikler, sürekli temizliyorum. Gözlerini de temizliyorum. Karnını doyurup yolluyorum. Bir ara üst üste geliyordu arkadaşlar. Bu ara yok yani. Nereden baksanız belki de 2 haftaya yaklaşmak üzereyiz. Ortalıkta yok. Yani benim için arkadaşlar önemli olan Toşo, Şaro, bir de dediğim gibi Kişo, yani sarman olan pamuğun kardeşi. İsimleri de böyle birbirine yakın, O harfleri var. Garip isimler arkadaşlar. Pamuğun ismini zaten babaannem taktı arkadaşlar. Ben bir şey yapamadım, o yüzden dedim madem öyle kalsın o şekilde. Pamuk diyordu o, ben de öyle bıraktım o şekilde. Kişo'nun ismini arkadaşlar bundan çok eski, yani ilk videomuzu paylaşınca açıklama yapmıştım. Severken ağzımdan çıkıyordu. O şekilde kaldı. Şaro da zaten arkadaşlar kötü kedi şerafetliğinden geliyor. Yani kısaltması Şaro. Şero değil yani. Şaro diyorum. Şero da değilebilir ya. Ben demiyorum yani. Ben Şaro diyorum arkadaşlar. Ariana'nın babası bu arada Şaro. Çok güzeller yani arkadaşlar. Onlar güzel akıllı kediler. Sağlam kediler. Toşo biraz hırçındır. Bölge lideriydi. Sadece öyle bir problemi vardı. Son dönemde zaten uysallaşmaya da başlamıştı. Umarım iyilerdir arkadaşlar. En yakın zamanda onları da tekrar bahçede görürüz. Pamuk sadece arkadaşlar yakın bölgede olduğu için gidip geliyor sürekli. Bazen gelmiyor, bazen geliyor. Bazen de tamamen buraları terk ediyor. Böyle gidiyor, kafasını alıp tekrar çıkıp geliyor. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanala destek olmak için videoları beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, videoları kaçırmamak için bildirim zilini açmayı unutmayalım. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.